tanımak, konuşmak, anlamak, anlaşmak. Türkiye benim de vatanım. Türkler gerçekten benim can kardeşlerim. İletişim insanla başlar. Dil, eğer onu anlamak ve anlatmak için kullanıyorsak, iletişimin en mükemmel aracıdır. Edebi dilde 128 bin kelime vardır. Bugün dünya farklı bir dil arayışında. Kültürler arasında şiddetin ve çatışmanın değil, barışın ve hoşgörünün lisanı olacak bir dil arayışında. Ve bugün kültürel diplomasi alanında yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Uzakların yakın olduğu, mesafelerin önemini yitirdiği bir dönem. Son 15 yılda dünyaya yeni bir bakış açısı sunan, alışıldık diplomasinin merkezine insanı koyan yeni Türkiye'nin dönemi bu. Yunus Emre Enstitüsü, dünyada farklı seslerin duyulabilmesi için küresel kamu diplomasisi ağını kurdu. Türkiye, dönem başkanlığını yürüttüğü GPD.net'le iletişim kanallarını daima açık ve diri tutuyor. Toplumları güçlü ve muteber kılan temel unsurlardan biri bilim ve teknolojidir. Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi TABİP'in hedefi, Türkiye'nin bilimsel birikimini dünya ile paylaşmak ve Türkiye'deki akademik gelişmelerden tüm dünyayı haberdar etmek. Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın farklı coğrafyalarında akademik çalışmalar, konferans, sempozyum, panel, sohbet, söyleşi ve seminer programları yürütüyor. Enstitü, Türkiye'nin kültürel mirasını bugüne taşıyarak geleceğin temeline geleneği yerleştiriyor. Bizi biz yapan değerleri anlatıyor. Ulaştığı genç yaşlı herkese. Sinema severler, Türkiye'nin sinema kültürünü atölyeler, film gösterimleri, gala geceleri, oyuncu ve yönetmen söyleşileriyle yakından tanıma fırsatı buluyor. Farklı coğrafyalarda Türkiye konuşuluyor, Türkiye yaşanıyor artık. 2009 yılında temeli atılan enstitü, bugün 60 ülkede, 132 noktada, yılda 1200'den fazla etkinlikle yüz binlere ulaşıyor. Yunus Emre Enstitüsü, 2023 yılına kadar 100 merkezle milyonlarca gönül köprüsü kurmayı hedefliyor. Hoşgörü ve adalet timsali medeniyetimizden aldığı ilhamla Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'da, kısacası dünyanın her yerinde yaşayan milyonlarca insan için, dünyanın geleceği için Türkiye. Yunus Emre Enstitüsü'nü Türkiye'yi, ülkemizin kültürünü, tarihini ve sanatını tüm dünyaya tanıtmak için 2009 yılında Başbakanlığım döneminde kurdum. Her yıl düzenlenen yaz okuluyla Türkiye'ye gelen dünya gençleri Anadolu'nun bütün renklerini keşfediyor. Eğlen, öğren, keşfet! Bu heyecanlı keşif, barış dili Türkçe'yi milyonlara ulaştıran görkemli bir şölenle taçlanıyor. Dilleri, dinleri, ırkları farklı olsa da Türkiye sevdasında buluşuyor yürekleri. Yaşasın Türkiye! Bizim kardeşliğimiz hiç bitmeyecek. Yaz okulu sayesinde ülkemize gelen misafirler, geleneksel sanatlarımızı, farklı lezzetlerimizi, kısacası kültürümüze dair ne varsa tanıma fırsatı buluyor. Ve ülkelerine gönüllü kültür elçileri olarak dönüyorlar.
kazandığın her şeyin bir zekatı var. Ve ben kazandığım çok güzel Türkçenin zekatını ödemeye hazırım. Daha çok öğreneyim çünkü o bereket verir. Ağustos 2016, Ankara. Bugün 46 ülkeden bu darbe girişiminden sonra gelen gençler sizinle birlikte olduğunu ve sizin yanınızda olduğunu göstermek için bugün sahnedeler. Onlara hoş geldiniz diyoruz ve tebrik ediyoruz. Türkiye'nin geleceği bizim de geleceğimiz. Dünyanın farklı köşelerinde ulaşılacak daha çok insan var. Yunus Emre Enstitüsü, barışın dili, Türkiye'nin kültür elçisi.